Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Evet, sevgili arkadaşlar matematik konu anlatımımıza devam ediyoruz. Kümeler konusunun ikinci videosuna geldik sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kümeler konusunun ilk iki videosu çok tehlikelidir. Dilerim ki yazarak çalışıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda küme işlemlerini göreceğiz. Kümelerle ilgili konu anlatımını tamamen bitireceğiz. Ve bir sonraki videomuzda kümelerle ilgili tam sınav tarzı sorulara geçeceğiz. En sonki videomuzda yani dördüncü videomuzda ise küme problemlerini göreceğiz sevgili arkadaşlar. Hazırsanız kümelere devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar kümelerde işlemler. Bu işlemler nelerdir? Kesişim işlemi, birleşim işlemi, fark işlemi gibi işlemler var kümelerde. Ve bu işlemler oldukça önemlidir sevgili arkadaşlar. Hemen kesişim işlemi ile başlıyorum. A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ve B kümelerinin kesişimi diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve sembol olarak da şöyle gösteriyoruz. A kesişim B. Bu ne anlama geliyormuş? A ve B kümelerinin ortak elemanları. Bunu şema olarak şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela iki küme A ve B kümeleri şema olarak, Venn şeması olarak ya böyle kesişirler ya biri diğerinin alt kümesi olur veya A ve B kümeleri ayrıktır. Ayrık arkadaşlar yazın bunun notunu da yazın lütfen. Ayrık. Ayrık ne demek? Kesişimleri yok. Yani şu şekilde birbirlerine ayrılmışlarsa kesişimleri yoksa biz bu iki küme, kümeye ayrık diyoruz. İki küme nasıl olabilir? Ya bu şekilde kesişirler ya biri diğerinin alt kümesi olur veya ikisi ayrık olur. Eğer bu şekilde ise arkadaşlar kesişimleri burası olur. Eğer A, B'nin alt kümesi ise o zaman A ile B'nin kesişimi A'nın eleman sayısına eşit olur. Yani A kümesinin kendisi olur arkadaşlar. Burası da A kesişim B nedir sevgili arkadaşlar? A kesişim B dikkat ederseniz A'ya eşit çünkü A, B'nin alt kümesidir. A ile B'nin ortak elemanları zaten burasıdır. Arkadaşlar iki ayrı kümenin kesişimleri boştur. Yani dikkat ederseniz kesişmiyorlar. Dolayısıyla buradan A kesişim B nedir? Vallahi boş kümeye eşittir. Yani kesişmiyorlar ki. Çok güzel. Kesişimin özellikleri var sevgili arkadaşlar. İki kümeyi birbiriyle kesiştilde kesiştirirseniz kümenin kendisi olur sevgili arkadaşlar. A ile A'nın ortak elemanları E A'dır. A'nın elemanların kendisidir. Bir tane elemanı bir defa yazıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Bir küme ile tümleyenin kesişimi her zaman boş kümedir. Neden? Bunu da biliyoruz sevgili arkadaşlar. Tümleyen ne demek? A'nın dışında kalan yerlerdir. Dolayısıyla bir küme ile dışında kalan yerlerin kesişimi ortak elemanı yok ki. Boş küme. Arkadaşlar A kesişim B ile B kesişim A birbirine eşittir. Yani kesişim işleminin değişme özelliği var sevgili arkadaşlar. Yani bunları yer değiştirebiliyoruz. Bir kümeyi boş küme ile kesiştirirsek vallahi sonuç boş küme. Neden? Arkadaşlar herhangi bir kümenin boş küme ile ortak elemanı var mı? Bir kere boş kümenin elemanı yok. Dolayısıyla ortak elemanları hiç yok. Bir kümeyi evrensel küme ile kesiştirirseniz sonuç e, kümenin kendisi olur. Çünkü arkadaşlar bakın evrensel küme her kümeyi kapsıyor. Dolayısıyla bir küme ile evrensel kümenin kesişimi o kümenin kendisi olacaktır. A kesişim B eşit A ise A B'nin alt kümesidir. He vallahi. Bakın burada zaten size vermişim sevgili arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi olduğu zaman A ile B'nin kesişimi A'ya eşit oluyordu. he Demek ki bir soruda A kesişim B eşit A diyorsa demek ki A, B'nin alt kümesidir diyeceğiz. Tamam sevgili arkadaşlar. Tersi de doğrudur. A, B'nin alt kümesi ise A ile B'nin kesişimi A'ya eşittir diyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın burada iki tane küme vermiş. Bunların kesişimlerini bulunuz diyor. Eyvallah, eyvallah, hoştur, ile hoştur. İsterseniz bunları şema olarak da göstereyim sevgili arkadaşlar. Şema olarak da gösterirsem Tamamen konuyu kavramış olursunuz. A kümesi. Vallahi buraya B kümesini yazmışım. Buraya elemanlarını yazıyoruz. A kümesinin elemanları. A, B, C. B kümesinin elemanları. A, B, C, D, E, F, G. Güzel. Bunların ortak elemanları kimlerdir? A, B, C'dir. O zaman kesişimlerine. A, B, C yazdık mı? Yazdık. A kümesinin elemanları e, yok ki. Vallahi sıfır o zaman. Burada hiçbir şey kalmadı. Eyvallah. A, B'nin alt kümesidir demek ki. Bunu aslında şöyle çizseydik daha güzel olurdu arkadaşlar. Böyle değil de şu şekilde çizseydik daha güzel olurdu. Bakın A B'nin alt kümesidir görüyorsunuz. Eyvallah. Tamam mı? Bunu nereden hoca nereden biliyorsunuz? Abi nasıl nereden biliyorsunuz? Bakın A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B'nin de elemanları. Burada A B'nin alt kümesidir gözüküyor. Mesela A kümesinin elemanları A B C'dir. E, B kümesinin elemanları da A B C haricinde D E F G var. D, E, F, G var. Dolayısıyla A kesişim B ne oldu? A kümesinin kendisi oldu arkadaşlar. Yani ikisinin kesişimi burası oluyor. Yazarsak ne oluyor? A, B ve C elemanlarından oluşan kümeye eşit olur. Var mı bir sıkıntı? Hayır diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Burada arkadaşlar 3 tane küme vermiş. Bakın ben bunları şema olarak da size göstereyim ki tamamen bu konuları kavrayalım. 3 tane kümeden bahsetmiş. Burası A kümesi. Burası B kümesi. Burası da C kümesi olsun. A aha. C kümesi. Öncelikle arkadaşlar. Üçünün de ortak olduğu elemanlar nelerdir? Onu bir bulmamız lazım. Bakıyorum. Hangi elemanlar üçünde de ortak? Mesela 6. Üçünde de ortak. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman üçünün kesişimine bir kere 6'yı yazacağız. 6'yı yazdım. Eyvallah. Aha. Sonra A ile B'nin kesişimine bakıyorum sevgili arkadaşlar. A e, ile B'nin kesişimi neresidir? Vallahi A ile benim kesişimi burasıdır. E bakıyorum A ile B'nin kesişiminde ortak olan elemanlar nelerdir? Yani A ve B'nin ortak olan elemanları 6 ve 8'dir gördüğünüz üzere. E 6'yı zaten yazmışız. 8'i de yazacağız o zaman. Gerçekten bakın A ile B'nin ortak elemanları 6 ve 8'dir. E A ile B'nin kesişimi burası oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın A kümesi ile B kümesinin kesişimi burası oluyor. 6 ile 8'i yaz 6'yı zaten 3'ünün kesişimi. 8'i de buraya yazdık. Bu şekilde giderseniz daha güzel olur. Mesela B ile C'nin kesişimi kesişimi. Şema olarak B ile C'nin kesişimi burasıdır. Hocam B ile C'nin kesişimi burası değil mi? Arkadaşlar burası B ile C'nin kesişimi ama şurayı niye almıyorsunuz? Burada A'yı alma dememiş ki. Yani ben demiyorum A, A hariç B ile C'nin kesişimi. Yani B ile C'nin kesişimi bakın B, B kümesi şu yuvarlak olan, C kümesi buradaki yuvarlak olan. İkisinin kesişimi burası oluyor. E B ile C'nin ortak elemanlarına bakalım. Hangileri ortak? Bir altılar ortak. Bir de onlar ortak. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? 6'yı yazmışız. Buraya bir de 10 ekleyeceğiz. Şimdi en son A ile C'nin kesişimi burası değil mi arkadaşlar? Bakın A kümesi ile C kümesinin kesişimi burasıdır. A ile C'nin ortak elemanları nelerdir? Bir 2 var. Bir de 6 var. Öyle değil mi? 6'yı e, zaten yazmışız ortak olarak. Bir de 2'yi buraya ekleyeceğiz. Yani burada 2 var. Şimdi A kümesinin elemanları arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. E, burada bir 4'ü yazmadık. 4 kaldı değil mi? A kümesinin elemanları 2, 4, 6, 8. He valla. B kümesinin elemanları 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10 demek ki buraya 12 yazmamız lazım. C kümesinin elemanları 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10. Buraya da 14 yazacağız. Artık her şeyi bulacağız. A kesişim B. Bana bulur musun? Hocam valla A kesişim B. A burası oluyor hocam. He valla. Arkadaşlar ben normalde bunu bakın. Size şunu söyleyeyim. Bunu hiç çizmeden direkt burada gösterebilirdim. Ama şemayı da ayrıca çiziyorum ki şemayı da öğrenelim. Çünkü birazdan ile ilgili 3. videoda soru çözeceğiz. He valla. E o zaman ne oldu arkadaşlar? A ile B'nin kesişimi 6 ve 8 e, elemanlarından oluşan kümedir. Ha bu şemayı çizmeden direkt yapabilirdik. A ile B'nin ortak elemanları 6, 8, 6, 8. Hah. Tamam mı? Şemayla da gidelim ki or oraları kavrayalım. A kesişim C. Hiç şemaya bakmasak da yaparız. A ile C'nin kesişimi bir ikiler ortak. Bir de altılar ortak. Ha şemaya baksak sevgili arkadaşlar. A ile C'nin kesişimi şema olarak da baktığımızda burasıdır. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman A kesişim C ne oldu? E, 2 ve 6 oldu. He valla. 2 ve 6. Yani 2 ve 6 elemanlarından oluşan küme. B kesişim C. Normalde bu şemayı çizmesem de B kesişim C'yi bulabilirim. He B ile C'nin kesişimi bir altılar ortak. Bir de onlar ortak yani hiç şeye bakmasam direkt hiç şema çizmeseydim bile 6 ve 10'dur diyebilirdim sevgili arkadaşlar. Ama şemayı da öğrenmemiz lazım. O yüzden ben kendime işkence yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Burayı Bunu neden yaptım? Bir şeyler size katayım diye. E, B ile C'nin kesişimi neresidir? Burasıdır. Gerçekten 6 ve 10 yazmışız zaten. E, A kesişim B kesişim C ne? Hiç şeye bakmasaydım sevgili arkadaşlar. Bakın hiç şema çizmeseydim bile. Hepsinden de ortak olan kimdir? 6'dır. Bunu zaten rahat olarak görebilirsiniz. E zaten arkadaşlar 3'ünün kesişimi neresi oluyor? A kesişim B kesişimce burası oluyor. 3'ünün de ortak elemanı 6'dır. O, o da bu şekilde yazdık. Devam ki birleşim işlemine geldik sevgili arkadaşlar. Birleşim işlemi ise A ve B e, kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümeye A birleşim B kümesi diyoruz. A birleşim B şeklinde gösterilir. İki küme ya bu şekilde kesişirler ya biri diğerinin alt kümesi olur ya da bunlar ayrık olur. Eğer bu şekilde ise A birleşim B buranın tamamıdır. Sarı alandır. Eğer A B'nin alt kümesi ise biri diğerinin alt kümesi ise birleşim buranın tamamıdır. Eğer ayrıklarsa da birleşim burası ve burası oluyor sevgili arkadaşlar. E yani öyle hoştur arkadaşlar. Vallahi gerçekten zor değil. Zor olsaydı ben diyecektim ki arkadaşlar bu zordur bırakın bu konuyu. Gerçekten zor değil. Mesela burada A kesişim B ve A birleşim B'yi bulalım. İsterseniz şema olarak da size göstereyim ki bu konuyu tamamen kavrayalım. Burası A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun. Tamam sevgili arkadaşlar. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. İkisinin ortak elemanları nelerdir? Vallahi bakıyorum bir 4'ler ortak gördüğüm kadarıyla, bir 5'ler, bir de 6'lar ortak. O zaman kesişimlerine 4 5 6 yazıyorum. 4 5 6'yı yazıyorum. E 1 2 3 buraya A kümesinin elemanlarının yani yalnız A'ya 1 2 3 yazmam lazım. Benim elemanı geri 7 8 kaldı. Buraya 7 8 yazmam gerekiyor. Dolayısıyla hepsini bulmuşum. Mesela A kesişim B nedir? Hocam valla A kesişim B 4, 5 ve 6 elemanlarından oluşan kümedir. A birleşim B ne? Hocam valla hepsini yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He valla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam sevgili arkadaşlar harikasınız. Devam ki arkadaşlar birleşimin özellikleri var. Bir kümeyi kendisiyle birleştirirseniz kümenin kendisi olur. Neden? Sevgili arkadaşlar çünkü bir kümenin elemanları bir defa yazılır. Öyle değil mi? Çok güzel. A birleşim A'nın tümleyeni evrenseldir. Bundan bahsetmiştim daha önce sevgili arkadaşlar. Mesela bu A kümesi olsun. Bunun tümleyeni de bunun dışında kalan yerlerdir. Şurayla burayı birleştirirseniz evrensel kümenin kendisini bulursunuz. Birleşme özelliğinin de arkadaşlar birleşme işleminin de değişme özelliği var. A birleşim B ile B birleşim A birbirine eşittir. Değişme özelliği var. A birleşim boş küme valla A'dır. A birleşim evrensel küme valla evrensel kümedir. Mesela siz bu dünyayı evrensel küme ile birleştirirseniz sonuç yine evrensel küme olur. Vallahi bu formül inan ki çok önemlidir he vallahi billahi tillahi Yani bu formül inanılmaz önemlidir sevgili arkadaşlar S A birleşim B SA artı SB Eksi SA kesişim B'dir S neydi eleman sayısı Bunu bir hızlı, hızlı bir şekilde ispatını vereceğim ondan sonra e Geçeceğiz arkadaşlar Bu A kümesi olsun Vallahi bu da B kümesi olsun sevgili arkadaşlar Şimdi neden A kesişim için B'yi çıkartıyoruz onu da göstereceğim. Örneğin diyelim ki arkadaşlar buraya A diyelim buraya B diyelim buraya C diyelim tamam mı? İspat, ispat değil de böyle örnek üzerinde neden kesişimi çıkartacağımızı size göstereyim. Mesela A birleşim B nedir? A, B, C'dir değil mi sevgili arkadaşlar? A, B, C'dir. Tamam. Şimdi A'yı aldığınız zaman arkadaşlar ya da şöyle yapalım. Bunların eleman sayılarını yazalım. Diyelim ki ben buraya 2 yazdım. Buraya 3 yazdım. Buraya da 4 yazdım. Tamam mı? Şimdi e, eleman A birleşim B'nin eleman sayısı 2, 3 daha 5, 4 daha 9 oldu. Tamam. A'nın eleman sayısı 3, 2 daha 5'tir. B'nin eleman sayısı, B kümesi burada. 3 4 daha 7'dir. 5 7 daha 12 oldu. Eşit oldu mu? Hayır. E, o zaman e, bunu bir çıkartmam lazım. Bir çıkartırsanız, değil mi? Kesişimi çıkartıyoruz. 5 7 daha 12, 3 daha e, 3 çıkar 9 sağlıyor. Neden kesişimi çıkartıyoruz arkadaşlar? Çünkü şu yüzden. Bakın izleyin. Siz A birleşim B'yi hesapladığınız zaman, yani şuranın komple halini bulmak istediğiniz zaman, S A derseniz eğer yani A'nın tümünü almış oluyorsunuz. Bakın A'nın tümünü aldım. Tamam. Eğer artı S B derseniz. Bakın artı S B derseniz. Burayı almış oluyorsunuz ki şu kesişimi iki defa saymış oldunuz. Yani bir defa fazladan saymış oldunuz. O yüzden kesişimi bir defa çıkartmamız gerekiyor. Hevala. Bu formülü alın duvarınıza yapıştırın her yerde kullanacağız. Yani birçok yerde kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi Dağılma özelliği nedir? De Morgan kuralı nedir? Bu iki e, kural da gerçekten önemli arkadaşlar. Şimdi dağılma özelliği kesişimin birleşim üzerindeki dağılma özelliği var. Birleşimin de kesişim üzerindeki dağılma özelliği var. Arkadaşlar buradaki şeyi alıyorsunuz. Bakın A kesişimi alıyorsunuz. Şöyle dağıtıyorsunuz. He valla başka hiçbir şey yok. Bakın sırayla A kesişim B A kesişim B parantez sonra birleşim şunu ortaya yazıyoruz. A kesişim C. A kesişim C. Bu kadar. Burada da birleşimin kesişim üzerine etkisi sevgili arkadaşlar. Bakın A birleşimi dağıtacaksınız tamam mı? Bunu bununla, bununla dağıtıyorsunuz. A birleşim B. A birleşim B. Şu ortaya geliyor. Sonra A birleşim C. He vallahi. A birleşim Biz buna dağılma özelliği diyoruz. Bu da önemlidir. Alın duvarınızı yapıştırın. Demorgen kuralı da tümleyenle alakalıdır sevgili arkadaşlar. Bakın bu neydi? Tümleyen demek. Bu nedir? Tümleyen demek. Demorgen kuralında bunu şöyle yapıyoruz. A birleşim B'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni. Bu kesişim oluyor. B'nin tümleyeni. A, birle, A kesişim B'nin tümleyeni de tek tek tümleyenlerini alıyorsunuz. A'nın tümleyeni kesişim birleşime dönüşüyor. B'nin tümleyeni. Arkadaşlar tek tek A ile B'nin tümleyenlerini alıyorsunuz. Eğer birleşimse birleşim kesişime dönüşüyor. Kesişimse kesişim birleşime dönüşüyor. Demorgan kuralı da budur. Bunu da söyledikten sonra fark işlemine başlıyoruz. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir. Sembol olarak bazen böyle gösterilir bazen de böyle gösterilir. Arkadaşlar bu ikisi de aynı anlama geliyor. Bu da A fark B demek. Bu da A fark B demek. Bazen sorularda bununla karşılaşacaksınız. Bazı sorularda da bununla karşılaşacaksınız. Diyeceksiniz ki bu ikisi de aynı anlama geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar iki küme ya bu şekilde kesişirler ya biri diğerinin alt kümesi olur ya da bunlar ayrık olur. Eğer bu şekildeyse A fark B neresidir? Vallahi burasıdır. Yani burası ne oluyor arkadaşlar? A fark B oluyor. B fark A neresi? Şurası değil mi sevgili arkadaşlar? Orası ne oluyor? B fark A oluyor. Mesela burası da A kesişim B idi hatırlayın. İki küme bu şekilde A B'nin alt kümesi ise A'nın B'den farkı arkadaşlar A fark B nedir? Vallahi boş kümedir. Çünkü A'nın B'den hiçbir farkı yok ki. Yok ki. Fark ne demek? A'da olup B'de olmayan. E A'da olup B'de olmayan bir şey yok ki. A'da olan her şey B'de de var. Dolayısıyla A B, A fark B boş kümedir. Peki B fark A nedir? Vallahi B'nin A'dan farkı da şuradaki simittir. He valla. B farkı neymiş? Şuradaki simitmiş. Bu iki küme ayrıksa direkt e, ikisi de birbirinden tamamen farklıdır zaten. He valla. O zaman A fark B. Vallahi A'ya eşittir. Yani A'nın B'den farkı A'nın kendisidir. B fark A da B'nin kendisidir. He valla. Şimdi burada bir örneğimiz var sevgili arkadaşlar. Şema olarak da ben ayrıca bir şema buraya eklemişim. Siz kendiniz çizebilirsiniz. Ben bunu ayrıca ekledim. E buna göre bunları bulacakmışız. Evet. Şimdi A ve B kümelerini çizmiş. Hemen ne yapıyorum? A kesişim B'yi çizmişler. A kesişim B'yi bul. Nedir? Valla ikiler ortak. 3'ler ortak. Başka da ortak olan var mı? Hayır. O zaman kesişime 2 ve 3 yazacak mıyız? Evet. Ondan sonra A'nın elemanları geriye 4 6 7 kaldı. 4 6 7'yi buraya yazıyoruz. B'nin elemanlarında geriye 1 8 kaldı. 1 ile 8'i buraya yazıyoruz. E kümesi neymiş? 1'den 9'a kadar olan rakamlarmış. E şimdi 1'den 1 2 3 4 5'i yapmamışım ve yazmamışım. 5'i yazacağız demek ki. 6 var, 7 var, 8 var. Değil mi? Bir tek bir de 9 yok arkadaşlar. Değil mi? Bakın evrensel küme hepsini kapsıyor. Evrensel kümenin elemanları 1'den 9'a kadar olan rakamlardır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 burada değilse burada yapacağız. Ee, 5, 6, 7, 8 bir de 9 olduğu için buraya 9 da yazıyoruz. He valla. A fark B. Yaz. Hepsini yaz. Bak yazarak çok önemli. A fark B nedir? A'nın B'den farkı hocam 4, 6, 7'dir. Harikasın sen. 4, 6, 7'dir. B fark A. Hocam valla 1 ve 8'dir. Eyvallah. Aa, aha. Harikasın. Bu ne? A'nın tümleyeni demek. A'nın tümleyeni ne demek sevgili arkadaşlar? A'nın tümleyeni neresidir? Vallahi A'nın dışında kalan yerlerdir. Eyvallah. Bakın A'nın tümleyenini ben tamamen çizeyim ki tamamen anlayalım. A'nın tümleyeni neresi oluyormuş? Vallahi şuralar oluyormuş. Yani A'nın dışında kalan her yer. O zaman yazalım küme içerisinde. 2, 3, 4, 6, 7 hariç her şey. 1, 5, 8, 9. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 1, 5, 8, 9. He valla. A kesişim B. Sana ödev veriyorum. Şimdi sen de B'nin tümleyenini bul. Çok güzel. Şimdi A kesişim B. E, 2, 3'tür. He valla. Bir ne güzeldir. Yani zevkli bir konudur. A birleşim B. A birleşim B. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 değil mi? Yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Yani A birleşim B'de 5 ve 9 hariç her şey olacak. Güzel. A birleşim B'nin tümleyeni. Şimdi A birleşim B neresi oluyor arkadaşlar? Buralar komple oluyor. A birleşim B'nin tümleyeni ise A birleşim B'nin dışında kalan her yer. He valla. Yani şuralar oluyor. A birleşim B hariç şuralar. O da 5 ve 9 var bir tek. Yani A birleşim B'nin tümleyeni 5 ve 9 elemanlarından oluşan kümedir. A kesişim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin dışı Tümleyen ne demek? Dışı demek. Şimdi A e, kesişim B'nin dış kısmını kendime çiziyorum. Yani şuralar. Güzel. O zaman A kesişim B neresi? Vallahi şurası. A kesişim B yani buranın dışında kalan yerler sarıyla taraladığım yerdir. O da neresi oluyor? 2 e, ve 3 hariç har hepsi değil mi arkadaşlar? Bakın 2 ve 3 hariç hepsi. Yazın. Hocam 1, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Hevallah. Yani 2 ve 3 hariç hepsi. Harikasın sen zekisin ha. Bir kurban olayım sana. Hevallah. E fark B. E'nin B'den farkı neresi oluyor arkadaşlar? E'nin B'den farkı. B kümesi hariç her yer değil mi? E'nin B'den farkı şuralar oluyor. Hevallah. Aha. B kümesi bu yeşilli kümeydi. O zaman e, aslında bu B'nin tümleyeni oluyor. F, e, e, fark B ne? Evrenselin B'den farkı B'nin tümleyeni oluyor. O da ne oluyormuş? Demin bulun demiştim. 4, 5, 6, 7, 9. 4, 5, 6, 7, 9. Fark işlemi. işte e, şey de bunlar da böyledir. Sekre arkadaşlar. Güzel. Fark işleminin de özellikleri var. E fark A. Yani evrensel kümenin A kümesinden farkı A'nın tümleyenidir. Demin bundan bahsetmiştik. E, A kümesi herhangi bir kümenin boş kümeden farkı kümenin kendisidir çünkü boş kümenin elemanı yok sevgili arkadaşlar. Eyvallah. A'nın A'dan farkı yani herhangi bir kümenin kendisinden farkı e nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Çünkü hiçbir küme yani bu ile bu aynıdır. Bunun bundan farkı yok ki boş küme. E, A farkı B. Ha de bu da bu bunu bazı sorularda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Eyvallah. Bakın bakalım gerçekten bu ikisi aynı anlama geliyor mu? Şimdi mesela A kümesini çizelim, B kümesini çizelim. Bir tane de evrensel küme çizelim. Tamam. A fark B normalde neresi burası? Bakalım A bu da, bu da A fark B veriyor mu? Bakın A'yı B'nin tümleyeniyle kesiştireceğiz. B'nin tümleyeni neresidir? B'nin dışında kalan her yerdir. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? B'nin dışında kalan her yerdir. Yani şu sarı alandır. B'nin tümleyenini şu an çizdim. B'nin tümleyenini ne yapacağım arkadaşlar? A ile kesiştireceğim. Benim tüm A ile kesiştireceğim. Şu sarı alanı A ile kesiştirin. Sarı alanın A ile kesişimi burası oluyor. Yani A fark B oluyor. Dolayısıyla bundan sonra A fark B eşittir. A kesişim benim tüm de bunu da duvarınıza yapıştırın. Bir yerde başınıza bela olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar bakın bunların her biri aslında birer sorudur. Hem de çok kaliteli sorular. Ben soru olarak yazmadım ki böyle madde madde analiz edelim. Bunlar çok önemli sorulardı sevgili arkadaşlar. Bunlar bizi geliştiren, kümeleri bize kavratan şeylerdir. O yüzden bunların mümkün mertebede anlamamız lazım. A kümesini valla ortak özellik yöntemini vermiş. C, B kümesini de ortak özellik yöntemiyle vermiş. Yani kapalı bir şekilde vermiş. Buna göre e, A kesişmenin eleman sayısını bakın. S ne demekti? Eleman sayısı. A birleşim B, A fark B, B fark A'nın eleman sayılarını bulunuz diyor. Şimdi A'yı A ne yapalım? E vallahi A'yı alalım. E, liste biçiminde yazalım. sevgili arkadaşlar. A'yı alıyorum. Liste biçiminde yazacağım. Yani açık bir şekilde yazacağım. B'yi de alacağım. Açık bir şekilde kendime yazacağım. Şimdi anın elemanlarına baktığımız zaman x'lerden oluşuyor. Bu x'ler şuradaki eşitsizliği sağlayan x'lermiş ve tam sayı. O zaman diyorum ki bir yerde yapalım bunu. Mutlak x eksi 3. Ne zaman küçük 3'ten olur? Küçük 3 olur. Tabi burada x'ler tam sayıdır. Yani hangi x değerleri için mutlak x eksi 3 küçük 3 olur? E bu da bildiğimiz bir şeydir. E valla. Hocam valla ben bunu biliyorum. Mutlak değerde görmüşüm. x eksi 3'ü yazıyorum. Sağlı sollu eksi 3 artı 3 yazıyorduk. Eksi 3'ü bu tarafa atın. 0 küçüktür x küçüktür. Eksi 3 artı 3 olarak gönderin. 6. Değil mi arkadaşlar? Ya da her tarafa 3 ekleyin. Bu olur. Buradan x ne oluyor? 1 oluyor. 2 oluyor. 3 oluyor. 4 oluyor. 5 oluyor. Demek ki A kümesinin elemanları yani x'in alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. Var mı bir sıkıntı? Vallahi hayır. Aa, aa. Tamam. B kümesinin elemanlarına bakalım. X'lerden oluşuyor. Bu X'ler şuradaki eşitsizliği sağlıyor. E onu kendimize yazalım. 2X artı 1 küçük eşit 7. Tabi buraya da dikkat ettik. Tam sayı diyor. Güzel. Eyvallah. Öyle hoştur. 2X artı 1'i ortada yazdım. Sağlı solu küçük eşit 7 büyük eşit eksi 7 yaptım. Mutlak terde bunları görmüşüz. Her taraftan 1 çıkartıyorum ya da 1'i eksi 1 olarak gönderin. Eksi 8 küçük eşittir 2x küçük eşittir 1'i e eksi 1 olarak gönder 6. Her tarafını 2'ye bölüyorum. Bunu 2'ye bölsek eksi 4 küçük eşittir. Bunu 2'ye bölsek x küçük eşittir. Bunu 2'ye bölsek 3. E buradan x'i bulduk. x neymiş arkadaşlar? Eksi 4 eksi 3 ta ki nereye kadar? 3 dahil 3'e kadar. Yani x'in yani bu hangi x'lermiş bu eşitsizliği sağlıyor? Eksi 4'ten 3'e e kadar olan tam sayılar. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3. He valla. Anlaşıldı dedi mi sevgili arkadaşlar? He valla. A kümesini liste yöntemiyle, B kümesini liste yöntemiyle bulmuşum. O zaman e, bundakilere cevap verelim. Şimdi. Bunları şema olarak gösterelim mi yoksa gerek var mı? gerek var. Yapalım yani bence şema olarak da gösterirsek güzel olur. Yani A ve B kümelerini şema olarak e, şey yapacağım. Göstermek istiyorum ki tamamen kavrayalım konuyu. Bakın sevgili arkadaşlar. A ve B'nin ortak elemanları nelerdir? 1 2 3'tür değil mi? Bakın 1 2 3 ortak. Dolayısıyla kesişimlerine 1 2 3 yazıyorum kendime. E, 4 ve 5'i buraya yazmam lazım A kümesinin eleman içine. Bekmesinin içine de eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 yazmam lazım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1'i yazmam gerekiyor. A kesişim B. E, eleman sayısını soruyor. E, A kesişim B'nin eleman sayısı 1, 2, 3 elemanlıdır. Cevap hiç. A birleşim B'nin eleman sayısı. Ba S ne demek? Eleman sayısı demek. A birleşim B'nin eleman sayısı hepsinin toplamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Hey sıfırı yapmamışım arkadaşlar özür diliyorum. Sıfırı buraya ekleyin ben buraya sıfır yazmamışım. Niye yazmadım ya? Burada sıfır da var arkadaşlar. E valla o yüzden e, buraya bir de sıfır yazın. Şuraya yazalım arkadaşlar onu da. E, A birleşim B ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E valla 10 oldu. A fark B. Yani benim B'den farkı 2 elemanlıdır. Görüyorsunuz. 2. B farkının eleman sayısı 1, 2, 3, 4 5 elemanlıdır. Oraya da 5 yazdık. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Evet. Benzer bir soru videoyu duraklat. Senden rica ediyorum. İlk önce kendini çöz. A kümesini ne yapacağız? Liste biçiminde açık bir şekilde yazacağız. B kümesini ne yapacağız? Liste biçiminde açık bir şekilde yazacağız. A kümesinin elemanları şu özelliği sağlıyormuş. Hemen bunu aldım. Ameliyat masasını yatırdım. X artı 3'ü x artı 3 mutlak x eksi 3 küçük 4 demek. Hocam ben mutlak işe, değere çalışmışım. x artı 3 büyüktür eksi 4 küçüktür 4 yapıyoruz. 3'ü eksi 3 olarak gönderdik. Burası eksi 7 küçüktür x küçüktür 3'ü eksi 3 olarak gönder 1. Buraları biliyorsunuz zaten. Yani eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 bir de 0 hepsini yazdım. Neymiş? Eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 Eksi 1, 0. Hevallah. B kümesini mi yazıyorum? Be Bu ne biçim bir şeydir? Oy. Şimdi şunu alalım. Bir e, anlamaya çalışalım onu. O neymiş? X kare eksi 1 çarpı x kare eksi 4 eşit 0'mış. Tamam. Arkadaşlar bu 2 kare farkıdır. O zaman bu 2 kare farkıdır. Vii sen ne güzelsin. Bu nedir arkadaşlar? x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Hevallah. E bu da 2 kare farkıdır sevgili arkadaşlar. X kare eksi 2'nin karesi. Yani orası x eksi 2 x artı 2'nin çarpımıdır. Neye eşitmiş? 0. Arkadaşlar çarpma var burada değil mi? Çarpımın 0 olması için ya bu 0'dır ya bu 0'dır ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Değil mi? Hepsini tek tek bulacağız. Mesela burası 0 olsa x eksi 1'i 0'a eşitlersek x eşittir 1 çıkar. Burası ne zaman 0 olur? x artı 1'i 0'a eşitlersek x eşittir eksi 1. Yani x eşittir eksi 1 değeri burayı 0 yapıyor. x eşittir 2 değeri burayı 0 yapıyor. x eşittir eksi 2 değeri burayı 0 yapıyor. Ya da bunu 0'a eşitle x eşittir 2 çıkar. Bunu 0'a eşitle x eşittir eksi 2 çıkar. x'in alabileceği tüm değerleri bulduk. O zaman b kümesinin elemanları x'ler neymiş? Küçükten büyüğe doğru yazalım. İlk önce eksi 2'yi yazıyorum. Sonra eksi 1'i yazıyorum. Sonra 1 ile 2'yi yazıyorum. He valla. Aa, aa. Hepsini yazdım küçükten büyüğe doğru. Şema olarak çizelim kendimizi arkadaşlar. Çizelim. Şema olarak da çizelim. Öyle gözümüzün önünde bulunsun. Bu A kümesi. Bu ki B kümesi. Vallahi ile hoştur. Ele hoştur. Bakıyorum bunların kesişimi var mı? Eksi 2 eksi 1. Değil mi arkadaşlar? Eksi 2 eksi 1. Çok güzel. O zaman e, kesişimlerine eksi 2 eksi 1 yazıyorum. E, 1 ile 2'yi şuraya yazıyorum. B kümesinin elemanlarıdır. Geriye kalanlar işte 0. İlk önce 0 yazalım isterseniz. Sonra e, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3'ü de yazmışım. Kendime kef etmişim. Şimdi tek tek yaz. Burada eleman sayısını sormuyor. Direkt kümeyi yaz diyor. Kümeyi yazalım. A kesişim ben nedir? Eksi 2, eksi 1. Eyvallah. Ele hoştur. A birleşim B. Valla hepsini yazacağız. Küçükten büyüğe doğru yaz gitsin. Eksi 6, eksi 5, Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Değil mi arkadaşlar? 2'ye kadar yolu var. Görüyorsun zaten A birleşim B. Harikasınız. A fark B. Hocam valla A fark B. A burasıdır. Yani eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3. Bir de 0 var değil mi? B'yi ona dikkat et ha. 0'ı da unutma. B fark A. Hocam valla burasıdır. Yani yaz bakalım. 1 ve 2. Ah, tamam. Harikasın. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. Bakalım burası neymiş? Bakıyorum. A kümesinin elemanları bu özelliği sağlıyor. Ve de bu x'ler aynı zamanda 3'ün katıdır. Bakın arkadaşlar bakın çok basit düşünmeniz lazım. Lütfen zor düşünmeyin. A kümesini yazıyorum şimdi tamam mı? Bakın a kümesinin elemanları x'lerden oluşuyor. Bu x'lerin sıfatı nedir? Yani özelliği nedir? 5 ile 92 arasındaki 3'ün katı olan sayılar. Değil mi? x 3'ün katıdır. O zaman 5 ile 92 arasındaki 3'ün katı olan sayılar nelerdir? Söyleyin 6, 9, 3 ekle 12, 3 ekle 15. Değil mi? O zaman yazıyorum 6, 9, 12, 15. Bu bu şekilde 3'er 3'er e, artarak devam eder. Nereye kadar? Ta ki... 90'a kadar. Mesela 90 da 3'ün katıdır. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Değil mi? X neymiş? 5 ile 92 arasında olacak. Ama X 3'ün katıdır diyor. Yani 5 ile 92 arasındaki 3'ün katlarını yaz diyor yazmışım. Eyvallah. Mesela bakın. B kümesinin elemanları. B kümesini yazıyorum. Tamam yazalım. B kümesinin elemanları X'lerden oluşuyor. Bu X'ler 4'ün katıdır. Bakın 4'ün katıdır. Ve aynı zamanda 23 ile 99 arasındadır. 23 ile 99 arasında 4'ün katı olan sayılar nelerdir? Mesela 24. 4 ekle 28 4'ün katıdır. 4 ekle 32 dördün katıdır. He demek ki bu da 24 28 32. E, değil mi arkadaşlar? 4 ekle işte 36 bu şekilde devam eder. Ta ki nereye kadar? E, 96 dördün katıdır sevgili arkadaşlar. Eyvallah. Öyle değil mi arkadaşlar? B kümesinin elemanları 4'ün katı olan elemanlardır ama Aynı zamanda 23 ile 90. Demek ki 23 ile 99 arasında 4'ün katı olan sayılar. 23 ile 99 arasında 4'ün katı olan tüm sayıları yazmış. Eyvallah. Hocam burada ama küçük eşit var. O beni ilgilendirmez. 99 4'ün katı değil ki. 99 yazamazsın buraya. Mesela hocam neden 92'yi almadık? Arkadaşlar 92 3'ün katı değil. Eyvallah. O yüzden almadık. Tamam. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır. Şimdi bunları tek tek bulalım. Ee, sevgili arkadaşlar A kümesinin eleman sayısını soruyor. E, A kümesi burada. Eleman sayısı nedir bana söyleyin. Valla terim sayısı. Değil mi arkadaşlar? Direkt terim sayısından bulun gitsin. Son terim 90. Eksi ilk terim 6. Artış miktarı 3'er 3'er artıyor. Artı 1. Bakın ardışık sayılar ne kadar lazımmış. Bundan bunu çıkarttık. 84. 84'ü 3'e bölsek. 84'ü 3'e bölüyorum. 2 kere 3 6 24 8 mi? 28. 28'e bir ekle 29. Demek ki A kümesinde eleman sayısı arkadaşlar 29'muş. Burayı silelim artık yazdınız. A kümesinde eleman sayısı 29'muş. B kümesinin eleman sayısı. burada kaç tane eleman var? O zaman terim sayısı. Burada terim sayısından kaç tane eleman olduğunu bulurum. Terim sayısı eşittir. Son terim valla 96. İlk terim valla 24. Artış miktarı valla 4'er 4'er artıyor. Artı bir de 1. 96'dan 24'ü çıkarsak 72. 72'yi 4'e bölsek 18. Bir daha 19. Tamam hızlı bir şekilde yaptım. He Yani B kümesinin eleman sayısı 19'dur. A kesişim B. B. Şimdi arkadaşlar A kesişim B'yi burada yazalım mı? Bakın A kesişim B'yi yazıyorum. Şu küme içerisinde yazalım. A kesişim B ne demek sevgili arkadaşlar? Mesela ee, birkaç tane ortak bulalım mı? Arkadaşlar bu bunlar kimdir? 3'ün katı olan sayılardır. Bunlar kimdir? 4'ün katı olan sayılardır. O zaman Bunlar 3'ün katı olan sayılardır. Bunlar da 4'ün katı olan sayılardır. O zaman hem 3'ün hem de 4'ün katı olan sayılar. 3 kere 4, 12. Yani 12'ye bölünen sayılar, ya yani hem 3'e hem 4'e bölünen sayılar 12'nin katlarıdır. Bunlardan 12'nin katlarını arayacağız. Tabi bu 24 ile başlamış. Mesela burada 24 var değil mi? İleride bir yerde 24. 3'e bölünüyor. Nihayetinde 24'ü buraya yazacağız. Bakın 24 burada da var. O zaman e, hem 3'ün hem de 4'ün katı olan sayılar bana söyler misiniz? Hocam 3 ve 4'e bölünen sayılar 12'nin katlarıdır. 12, 12'ye iki, ekle 24, 12 ekle 36, 12 ekle 48, 12 ekle 60, 12 ekle 72, 12 ekle e, burada tıkandım 84, 12 ekle 96. O zaman arkadaşlar bakın 12 yok zaten ortaklarda 12 yok görüyorsunuz. Bak ortak olanlar 24'ler ortak. Burada 24 var ileride bir yerde. Sonra işte 12 ekledim gittim. 16, 48 değil mi arkadaşlar? 12 ekledim 60, 12 ekledim 72, 12 ekledim 84, 12 ekledim 96. Ama 96'yı da valla alamayız. He 96 burada var ama burada yok. Ortak elemanları buluyorum ha. O güzel. 84 arkadaşlar hem 3'e bölünüyor bu kümededir. Hem de 4'e bölünüyor bu kümededir. Bunları yazdık. O zaman A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani cevabımız 6 olacak. A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır? Hocam şöyle bir formül biliyorum ben. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. İşte bu formül can kurtarıyor burada. He valla. A'nın eleman sayısı nedir? Valla 29 bulmuşuz. B'nin eleman sayısı nedir? Valla 19 bulmuşuz. A kesişim B'nin eleman sayısı nedir? Valla 6 bulmuşuz. Al sana A birleşim B'nin eleman sayısı. He valla. 29 ile 19'un toplamı tabi bu biraz zor ha, En zor kısma geldik bak bak. 29 ile 19'un toplamı 48. 48'den 6 çıkar. Ee, bu da en zor kısım 42. Demek ki burası 42'ymiş. A birleşmenin eleman sayısı. A fark B'nin eleman sayısı. Bu ne demektir arkadaşlar? A fark B ne demek? A'da olup B'de olmayan. Arkadaşlar bakın şunlar zaten ortak elemanlardır değil mi? Şunlar A kesişim B'dir yani ortak elemanlardır. A'da olup A'da olup B'de olmayanlar A'dakilerin içinde bunlar hariç hepsi. Mesela A'nın eleman sayısı 29'dur. Bu 29 elemandan şu 6 tanesi B'de de var. Geriye kaldı 23 tanesi A'da var B'de yok. O zaman A fark B'nin eleman sayısı 23'tir. He valla. B fark A'yı bulalım. B fark A'nın yani B'nin eleman sayısı 19'dur. Yani burada toplam 19 tane eleman var. Bu 19 elemandan bu 6'sı A'nın da elemanıdır. O zaman geriye kaldı 13 tane eleman B fark A'nın elemanıdır. B'de var A'da yok. Yani B farkının eleman sayısı da 13'tür diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu örneğimizi de bu şekilde çözdük. Bakın burada arkadaşlar klasik sorudur. Karşımıza gelebilir bir yerde. He valla bunlar önemlidir. Anne eleman sayısı 10, Benim eleman sayısı 6. B, A'nın alt kümesi değil diyor. Değil diyor. A kesişim ben çok kaçtır, en az kaçtır bilmem ne. Bunları nasıl çözüyoruz? Arkadaşlar iki küme. Bana bakın A ve B gibi iki küme. Nasıl olabilirler? Valla hocam iki küme, iki küme. Ee, ya bu şekilde kes, yani şema olarak soruyorum arkadaşlar. Ya bu şekilde kesişiyor olabilirler. A ve B kümeleri. Ya biri diğerinin alt kümesi olur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Biri diğerinin alt kümesi olur. Ya da bunlar ayrık olurlar. Yani ben size desem ki arkadaşlar iki tane küme var A ve B. Bunları çizin. Siz de diyeceksiniz ki bunların çizimleri ya böyledir. Kesişimleri vardır. Ya biri diğerinin alt kümesidir. Veya İkisi ayrıktır. Üç farklı ihtimal var. Bu kesin. Şimdi arkadaşlar burada demiş ki B A'nın alt kümesi olmayacak. Arkadaşlar B A'nın alt kümesi olmayacak mı? Acaba A B'nin alt kümesi olur mu? Ya A B'nin alt kümesi hayatta olamaz. Çünkü A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından daha fazla. Dolayısıyla bu olamaz. Yani demek ki bunlar birbirlerinin alt kümesi olmayacak. O zaman A ve B kümeleri ya bu şekilde kesişiyorlardır. Ya da ayrıklardır sevgili arkadaşlar. Yani kesişimleri yoktur. Güzel. Şimdi... Ee, arkadaşlar diyor ki burada mesela bakın çizimleri ya böyledir ya böyledir. Şimdi akıl yürüteceğiz burada. Bakın akıl yürüteceğiz. Yürütelim. A kesişiminde en çok kaçtır? En çok. E bunu seçersek A kesişiminde boş küme olur. Yani A kesişiminin eleman sayısı sıfır olur. Bu olmaz. Dolayısıyla burada buranın en çok olmasını sağlayacağız. Nasıl? Anne eleman sayısı 10'dur. Benim eleman sayısı 6'dır. Bize vermiş sevgili arkadaşlar. O zaman buraya mesela en fazla 6 yazabilir miyiz? O bu durumda buraya 0 yazarsın. Buraya 4 yazarsın. 4 6 daha 10, 6 0 daha 6 ama buraya 0 yazmak demek Burada eleman yok demek. Yani B, A'nın alt kümesidir anlamına geliyor. Arkadaşlar buraya sıfır yazmak ne demek? Bu yok anlamına geliyor. B, A'nın alt kümesi. Oysa ki B, A'nın alt kümesi değil. Dolayısıyla buraya en az 1 dememiz lazım. Buraya da en fazla 5 diyebiliyoruz. Çünkü 5 ile 1'in toplamı 6. E buraya da 5 diyeceğiz mecburi. 5, 5 daha 10. 5, 1 daha 6. Buraya ne kadar küçük tutarsak burası o kadar büyük olur. Buraya sıfır yazamayacağıma göre 1 yazıyorum en az. 1 ile 5'in toplamı 6. Çünkü benim eleman sayısı 6. Dolayısıyla A kesiş. A B eleman sayısı en fazla 5 olabilir sevgili arkadaşlar. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. A kesişim B en az kaçtır? E sıfır. E, ayrık tutarsınız arkadaşlar buraya 10 dersiniz. Bunun eleman sayısı da 6'dır. Burada A kesişim B boş kümedir. A kesişim B'nin eleman sayısı da sıfırdır. Yani yok ki. Boş kümeyi nasıl gösteriyorduk sevgili arkadaşlar? Şöyle gösteriyorduk. Yani cevap sıfır. A birleşim B en az kaçtır? A birleşim B en çok kaçtır? E ayrık tutarsınız. Bakın en çoku bulalım hemen. A'nın eleman sayısı 10. B'nin eleman sayısı 6. Bunlar ayrık olsun. A birleşim B, B ne oldu? 10 ile 6'nın toplamı 16 oldu. Bu en çokun cevabıdır. En az kaçtır diyorsa o zaman deminki gibi sevgili arkadaşlar kesişimlerini büyük tutacağız. Burası 5 burası 1 değil mi sevgili arkadaşlar? Gerçekten 1 5 daha 6 5 5 daha 10 toplayın 5 5 daha 10 1 daha 11 kesişimleri en az 10 1 en az 11 olacak bu da bir yerde karşınıza gelece gelebilir. Ese arkadaşlar son bir tane örneğimiz kaldı. Bu örneklerin her biri çok kavratıcı sorulardır. İşte öğrencilere yani öğrenciler bu örnekleri görmedikleri için ne yazık ki kümelerde sıkıntı yaşıyorlar. Bu örneği de çözüyoruz ve sonra videomuzu kapatıp soru çözümüne geçiyoruz. Soru çözüm çok zevklidir. He valla. A kümesini bu şekilde vermiş, B kümesini bu şekilde vermiş. Buna göre A kesişim B, A birleşim B'yi bulunuz. Hocam, efendim. Hocam valla ben bunu A böyle yapacağım hocam. Ee, i̇şte e, X hangi X'lermiş? Eksi 2 ile 8 arasındaki tam sayılar hocam. Yani buraya şey yazıyorum hocam. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazacağım hocam. Bey çok tehlikeli. Vazgeç vazgeç çok yuvan görüleceğim var Tehlikeli. Burada reel sayı diyor. Bak burada tam sayı deseydi. Burada da tam sayı deseydi. Başım gözüm üzerine. Eyvallah. Diyecektin ki A kümesinin elemanları eksi 2 ile 8 arasındaki tam sayılar diyecektin. Burada tam sayı olsaydı Z olsaydı. O zaman eksi 2 dahil eksi 2'den 7'ye kadar olan tam sayıları yazacaktın. Başım gözüm üzerine. Ama velakin Reel sayı diyor. Arkadaşlar reel sayı diyorsa bu her şey olabilir. Eksi 2 ile 8 arasında bir sayı söyle. Hocam 6. Ben de 6,5 diyorum. Eksi 2 ile 6 arasında bir sayı söyle hocam 1. Ben de 1.75 diyorum. Yani her şey olabilir tamam mı? Çok güzel. O zaman A kümesini ve B kümesini sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Reel sayı olursa. Çünkü her şey olabilir. Reel sayılar sonsuzdur arkadaşlar. Yani tam sayılar da sonsuz ama tam sayı olsaydı burada sınırlı sayıda tam sayı olacaktı. Eksi 2 ile 8 arasında sonsuz tane reel sayı var. Ve A kümesini ikisini de sayı doğrusu üzerinde göstereceğim tamam mı? Bakın bir tane sayı doğrusunu çizdim. Bunun içinde bir tane sayı doğrusunu çizdim. Ondan sonra bakıyorum. A kümesi eksi 2 e, nerede arkadaşlar? Şuralarda bir yerde olsun. Eksi 2 dahil. Bakın eksi 2 dahil. Bakın baş eşitler konusu ne kadar ehemmiyetli burada. 8 dahil değilmiş. 8'i de burada yapalım. 8 dahil değilmiş. Yani A kümesini A burasıdır. Değil mi arkadaşlar? Baş eşitleri benden işlemişseniz şu an var ya çikolata yiyorsunuzdur ha. O derece kefi ediyorsunuz. Arkadaşlar eksi 2 ile 8 arası yani bu basit eşitliği sayı doğrusu nasıl gösteriyorduk? Hocam valla böyle gösteriyorduk. Reel sayı diyorsa. Eyvallah. Hatta hatırlayın şöyle eksi 2 virgül 8 kapalı aralığı hatırladınız mı? Çok güzel. E, do, dolayısıyla burası burası o. Yani şu şey arkadaşlar mavili yerdir. Güzel. Aa, Bu küme yani bu A kümesi budur demek. Eyvallah. valla bey reel sayı diyorsa cenevir. Van gölü cenevir. Evallah. B kümesine bakalım şimdi. B kümesi de A bunu reel sayı olarak sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Eksi 5 nerede olsun? Örneğin eksi 5 burada olsun arkadaşlar. Eksi 5 dahil olacakmış zaten. Eksi 5. 7'ye kadar. 7 de 8'den biraz küçüktür. Hani ben özellikle çizime dikkat ediyorum ki orada başım belaya girmesin. Çözüm sırasında. E, burası da 7 sevgili arkadaşlar. 7 dahil de olmayacak. O yüzden içi boş. Yani şurası oldu. Bir kere daha üzerinden gidersek çok güzel olacak. Aha. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Bu nedir? Valla bu da B kümesidir. A kümesi valla budur. B kümesi valla budur. E valla real sayı diyorsa bu da cenever, Van Gül ceneveri. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Hayır. A kesişim B'yi bul. Arkadaşlar A kesişim B ne demek? Bakın A kümesi budur, B kümesi budur. Kesişim ne demek? İkisinin ortak elemanı demek. O zaman ikisinin ortak elemanı nedir? Şuralar değil mi arkadaşlar? He valla. Arkadaşlar bakın şu hem A'nın elemanıdır bu çizgi. Burası hem de B'nin elemanıdır. Değil mi? İkisinin ortak elemanı burası oldu. Mesela burada bunlar ortak olmadı değil mi arkadaşlar? Anladınız ya valla siz ekisiniz. O zaman neresi oldu arkadaşlar? Eksi 2 dahil. Bakın burada da eksi 2 var. Burada da eksi 2 var. Eksi 2 dahil. 7 dahil değil. Evallah. 7 neden dahil değil? 7 A'da var ama B'de yok. İçi boş. Eksi 2 neden dahil? Eksi 2 burada var. Bak içi dolu. E burada da var. Eyvallah. Çok güzel. Peki bu zaten arkadaşlar bakın bu nedir? Bunu artık biliyorsunuz değil mi? Eksi 2 dahil 7 aralığındaki tüm reel sayılar. Güzel. Başlaşıkları ben. Çikolata yiyorsunuz. Başlaşıkları benden istediğiniz arkasınız. A birleşim B. Arkadaşlar A birleşim B ne? Hepsi. Yani bakın eksi başlamış da 8'e kadar. Eyvallah. Eksi 5 dahil gördüğünüz üzere 8'e kadar. 8'i de sonsuz çiziyorum. Şöyle arkadaşlar. He Evet ilk videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Size döneyim. Evet, sevgili arkadaşlar kümeler konu anlatımı tamamen bitmiştir. He valla kurtuldunuz. Şu ana kadar yazarak gelmişseniz vallahi tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle kazanacaksınız. He valla. Tekrar arkadaşlar sadece küme problemleri kaldı. Orada anlatılacak bir şey yok zaten. Soru üzerinde gösteriyorum. Evet. Konu anlatım bitti. Şimdi bir ara veriyoruz sevgili arkadaşlar. Aradan sonra soru çözümüne geçeceğiz. Hocam çok yorulduk. Biliyorum valla. Ben de çok yoruldum. Emin olun dün grafik tablo problemlerini çektim. Yani dün var ya arkadaşlar kaç? 8-9 video çektim. 3 tane de video düzenledim. Bak bu sene, bugün gelmişim kümeler yani inanılmaz yorgunum. En az sizin kadar yorgunum. Ama arkadaşlar bakın ben size şunu söyleyeyim. Şu an ağlıyoruz değil mi? Vey, vey, vey ağlıyoruz değil mi? Bakın sınavdan sonra öyle bir güleceğiz. He valla. kendinize Kendimize öyle hoş güleceğiz. Kalkarlarla güleceğiz ha. Öyle mutlu olacağız. Öyle mutlu olacağız. Sınavı kazanmışız. Hedeflerimize ulaşmışız. Tamam. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra arkadaşlar kümeler soru çözümü yapacağım. Seviyorum sizi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı. Unutma, unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın.